Hatta göçmen kuşları biz o yaşadığım yerlerde görebilirdim. Ama şimdi oraların hepsi ev oldu. Ev, alışveriş merkezi ve benzeri şeyler. Biraz önce burada bir kartal gördük. Yaklaşık 5-6 yıldır da buradayım. Burada 5 yıl önce yine bütün göçmen kuşları ve doğadaki yaşayan, serbest yaşayan hayvanları görebiliyordum. Ama bunların her gün eksildiğini hissediyorum. O kartal muhtemelen bir süre sonra görünmeyecek, buradan geçmeyecek. Çocukluğumda henüz köprüler yapılmamıştı. Birinci ve ikinci köprü yapılınca oralarda yaşam alanı kalmadı. Üçüncü köprü başlayınca da başlamadan önce buralar benim yaşayabileceğim uygun alanlardı. Ancak köprü inşaatları ve yollar ve ormanlar kesilmeye başlayınca daha önce kaybettiğim şeyleri burada kaybetmemek üzere mücadele etmeye başladım. Herkes gördü ki yapılan bu köprü, otoyol, havaalanı benzeri projeler halkın yararına değil, daha çok daha küçük bir azınlığın yararına yapılan projeler. Sonuçta buraların da kentleşmesi, buraların da nüfusunun artması, yapıların çoğalması buradaki doğal yaşamı ortadan kaldırıyor. Bunun ekolojik dengeyi de sarsacak sonuçları ortaya çıkıyor. Her yerde olduğu gibi burada da çok şiddetli ve çok kısa sürede yaşanabilir. Burası herhangi bir coğrafya parçası değil. Bulunduğumuz yer, özellikle kuzey ormanlarının bulunduğu yer, kıtalar arası geçiş noktası. Özellikle buzul çağından itibaren kuzey yarım küreden güney yarım küreye karşılıklı olarak bir göç söz konusu. Bu sadece kuşlar değil, bitkiler ve hayvanlar, yani bütünüyle doğanın bir geçiş noktasında bulunuyoruz. Bu projeler bu geçiş noktasını ortadan kaldırmaya dönük. Bu anlamda biz dünya yaşamını, doğal yaşamı savunuyoruz. Yani sadece savunduğumuz burası değil, esas olarak bir dünyadaki ekolojik denge. Yani kuşların önü kesilmemesi, rüzgarın önünün kesilmemesi, bitki örtüsünün yürüyüşünün sona erdirilmemesi, hayvan neslinin doğal yaşamın devam etmesi anlamında savunuyoruz. Bunlar yapıldığında bunların önü kesilmiş olacak. Yapmaya çalıştığımız bu. Ama şunu söylemeliyim. Buradan yüz binlerce kuş geçiyor. Bu kuşlar bizim değil. Bu kuşlar dünyanın kuşları. Ya da bu kuşlar hem Almanya'nın kuşu, İsveç'in, Norveç'in, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın, yani herkese ait bir kuş. Biz savunuyoruz burada. İstiyorum ki Almanya'daki, İsveç'teki, Norveç'teki ya da Bulgaristan'daki yaşam savunucuları da bizimle birlikte olmalı.